Doğal dengenin bozulması insan kaynaklı ya da doğal nedenlerle olabilir. Tabloda doğal nedenlerin bulunduğu kutucuklar taranırsa hangisine ulaşılır? Avcılık doğal bir neden değildir. Barajlar doğal bir neden değildir. Heyelan doğal bir afettir. Sel doğal bir afettir. Yanardağ patlaması yine doğal afet. Erozyon, deprem ve çığ doğal afet olduğu için, diğerleri doğal değil, insan faaliyeti sonucunda olduğu için cevap A şıkkıdır. WWF ve Londra Zooloji Derneği 1998'den beri 2 yılda bir yaşayan gezegen raporu yayımlayarak küresel biyolojik çeşitliliğin güncel durumunu ortaya koyuyor. Yeni yayımlanan rapora göre dünyadaki canlı popülasyonunun %60'ı yok oldu. Türkiye'de tehlike altındaki tür sayısı 2008'de 131 iken 400'e çıkmış durumda. Buna göre yargılardan hangileri araştırma sonucunun ortaya çıkmasına sebep olabilir? Deniz kazaları sonucunda denizin kirlenmesi olumsuz bir özellik olduğu için doğrudur. Aynı şekilde nüfus artışı ve kentleşme bunun nedenidir. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği bu da olumsuz bir özellik olduğu için nedeni olacaktır. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Kara avcılığı kanunu çerçevesinde hazırlanan yönetmeliğe göre bozayı, kurt, vaşak, yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu, dağ keçisi, Kafkasya leoparı, şah kartal, küçük akbaba ve Akdeniz foku gibi avlanması tüm yıl yasak türlerin öldürülmesiyle sonuçlanan suçlara para cezası uygulanarak caydırıcılık oluşturmak istenmektedir. Açıklamada bahsedilen hayvanların avlanması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Bazı türlerin nesli tamamen tükenir, doğanın dengesi bozulur. Bu canlılarla beslenen canlıların sayısı azalır. Bunlar hepsi bu durumun sonucudur. Ancak bu durum sonucunda biyoçeşitlilik artmaz, aksine azalır. Böylelikle cevap C şıkkıdır. Aşağıda bazı çevre sorunları ve bu sorunların sebepleri verilmiştir. Tabloda verilen çevre sorunları ile bu sorunların nedenleri aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Hava kirliliği, evlerden, otomobillerden, fabrikalardan, enerji santrallerinden çıkan zehirli gazlar, kalitesiz yakıt kullanılması, düzensiz şehirleşme ile eşleşecektir. Su kirliliği, endüstriyel ve evsel atıklar, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının akarsulara karışmasıyla ortaya çıkacağı için 2N ile olacaktır. Toprak kirliliği, çevreye bırakılan sanayi atıkları, piller, tarımda kullanılan kimyasal maddeler, aşırı gübreleme ve nükleer atıklar ile eşleşecektir. Ses kirliliği ise şehirlerde trafik, kalabalık ve yüksek sesli müzik olacağı için cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi dünyada ve ülkemizde biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biri değildir? Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler olumsuz bir özelliktir. Biz olumlu olan özelliği arıyoruz. Küresel ısınma ve bunun sonucunda oluşan küresel iklim değişikliği olumsuz şeylere sebep olabilir. Aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması yine olumsuz bir özelliktir. Sulak alanların kurutulması olumsuz bir özelliktir. Ancak av yasağına uyulması olumsuz değil, olumlu olduğu için biyoçeşitliliği tehdit etmez. Bu yüzden cevap B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacına hizmet eden kuruluşlardan değildir? TEMA, ÇEVKO ve Doğal Hayatı Koruma Derneği bu kuruluşlardan biridir. Ancak AFAD çevre koruma kurumu olmadığı için cevap D şıkkıdır. Duru insan davranışları sonucu oluşan biyoçeşitlilikteki azalmayı engellemek için alınması gereken önlemlerin listesini çıkarmıştır. Duru listesini incelediğinde sıraladığı maddelerden birinin aslında diğer maddelere göre çözüm olacağını fark etmiştir. Buna göre Duru'nun yazdığı maddelerden hangisi diğer maddelere de çözüm olabilir? Baktığımızda ormanlar tahrip edilmemelidir. Doğrudur. Aşırı kontrolsüz avlanma, otlama ve bitki toplama faaliyetleri engellenmelidir. Doğal yaşam alanları ve doğal su kaynakları koruma altına alınmalıdır. İnsanlar biyoçeşitliliğin azalmasını getireceği sorunlar hakkında bilinçlendirmek geneli kapsamaktadır. Bu yüzden bütün maddelere çözüm olabilecek cümle bu olduğu için cevap A şıkkıdır.
Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda küresel ısınma meydana gelir. Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olarak insan sağlığına zarar verir. Aşırı otlatma ve kontrolsüz avlanma dünyada tür çeşitliliğini azaltan sebepler arasındadır. Böylelikle biyoçeşitlilik kelimesi açıkta kalacaktır. Her doğru işaretleme için 20 puan alan Zeynep bu etkinlikten kaç puan almıştır? Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalı. Doğrudur. Enerji elde etmek için katı ve sıvı yakıtlar yerine güneş, rüzgar gibi kaynaklar kullanılmalı. Doğrudur. Tıbbi atıklar toprağa ve suya karışmayacak şekilde yok edilmeli. Doğrudur. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Doğrudur. Ev ve fabrika bacaları ile araba egzozlarına filtre takılmamalı. Yanlıştır. Aksine takılmalıdır. Zeynep de hepsini doğru yaptığı için ve her bir soru doğru cevabı 20 puan olduğu için toplam 100 puan alacaktır. Ekolojik dengeyi değiştiren ve tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanan gelişmelerden hayvanlar ve bitkiler dünyası da en az insanlar kadar etkilenmektedir. Oysa onların bu oluşuma herhangi bir olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İklim değişikliklerinin sebepleri arasında fosilya kullanımının payı büyüktür, doğrudur. Fosil yakıt kullanımının sonuçlarından sadece insanlar etkilenmez, tüm canlılar etkilenir. Küresel ısınmayla birlikte dünya üzerinde su kütlesi tabii ki de değişmektedir. Su miktarı azalmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz doğa koşullarından tüm canlılar zarar görmektedir. Doğru olduğu için cevap B şıkkıdır. Harrison, biyolog, çevre korumacı ve yazar kimliğiyle tanınır. ABD'de 1940'lı yıllarda sıkça kullanılan ve mucize bir ilaç olarak görülen DDT adlı böcek ilacı üzerine yaptığı araştırmalarıyla öne çıkmıştır. Tarlalarda ürünlerin zararlı böceklerden korunması amacıyla DDT kullanılırdı. Ne var ki, Harrison araştırmaları sonucunda bu ilacın yalnızca zararlı böcekleri öldürmekle kalmadığını ve bütün çevreye zarar verdiğini, zehirlenmelere, ölümlere ve sakat doğumlara neden olduğu onu ortaya çıkarmıştır. Sadece yukarıdaki metin dikkate alındığında yorumlardan hangileri yapılabilir? İnsan faaliyetleri kendileri dahil tüm doğaya zarar vermektedir. Doğru bir ifadedir. Kimyasal ilaçlar yeraltı sularına karışarak denizlerdeki canlıların da ölmesine neden olur. Bu ifade doğrudur ama bizden sadece metini dikkate aldığımızda diye sorduğu için metinden bunu çıkaramayız. Bir canlıyı öldürmek için üretilmiş bir ilaç farklı canlılara da olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Evet, metinden bunu da çıkarabiliriz. Böylelikle cevap C'dir.